Evet. İkinci soru arkadaşlar. Bakın yine 3 basamaklı sayılar yazacağız. Şöyle 3 gözlü kutularımızı yapalım. Yalnız bu sefer rakamların çarpımı 60 olsun istenmiş. Sayının rakamları çarpımı 60 olsun. Yani buraya yazacağın rakamları çarpınca sonuç 60 çıkacak. O zaman önce hangi rakamları çarparsak 60 yapar. Önce bunu bulmamız gerekiyor. Hangi rakamları çarparsak sonuç 60 olur. Şimdi düşünüyorum. Ne var? Sonuç 60 olan 2, 5, 6 geliyor aklıma. 2, 5, 6 rakamlarını kullanırsam rakamları çarptığımda sonuç 60 yapıyor. 2 kere 5, 10. 6 ile çarparsak 60. O zaman demek ki elimde 3 tane rakam var. 1, 2, 3 tane rakam var. O zaman kutunun başı 3 ihtimal olur. Buraya 3 rakamdan birini yazabiliriz. Sonra 2 ihtimal, sonra 1 ihtimal. Bunları da çarparsak 6 yaptı. Yalnız rakamları çarpınca 60 olan başka rakamlar var mı? Başka üçlü var mı? Ona bakıyorum. O da ne çıkıyor? 3, 4, 5. 3 kere 4, 12. 5 ile çarp, o da 60 yapıyor. Tabii yine elimizde 3 tane rakam var. Adede bakıyorsun burada. 3 adet rakam var elimizde. O zaman burada 3 ihtimal. Şuraya ya 3 yazarsın ya 4 ya 5. Tabii buraya 2. Birini buraya yazınca 2 rakam kaldı. Buraya da 1. Bunları da çarparsak yine 6 yapıyor. Şimdi düşünüyoruz. Çarptığımda 60 yapan başka üçlü var mı? Rakam üçlüsü yok. O zaman toplam 12 tane sayı yazabiliriz. Rakamlarını çarpınca sonucu 60 olan 3 basamaklı 12 tane pozitif tam sayı vardır. Evet, üçüncü sorumuz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla 300 ile 600 arasında rakamları farklı kaç sayı yazılabilir demiş. Yine 300 ile 600 arasında olacağına göre 3 basamaklı. 300 ile 600 arasındaki sayılar 3 basamaklıdır. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarını kullanacağız. Şimdi bir kere 300 ile 600 arasında olması için şuraya yazacağın rakam ya 3 ya 4 ya da 5'tir. O zaman 3 ihtimal. Rakamları farklı demiş. Toplamda 6 rakam var ama bir tanesini buraya yazdık. O zaman geriye kaldı 5. Burada da kaldı 4 ihtimal. Bunları da çarparsak 4 kere 5 20, 3 de çarp 60. 300 ile 600 arasında rakamları farklı. Şu tabii rakamları kullanarak 60 tane sayı yazabilirmişiz. Dördüncü sorumuz. 4 doktor, 3 avukat, 2 öğretmen aynı meslektekiler yan yana olmak şartıyla yuvarlak bir masada kaç farklı şekilde otururlar demiş. Şunu sildim. Şimdi 4 tane doktor, 3 tane avukat, 2 tane öğretmen. Yalnız ne diyor? Aynı meslektekiler yan yana olacak. O zaman 4 doktoru sanki bir kişiymiş gibi düşünüyoruz. Aynı şekilde 3 avukatı bir kişi gibi düşündük. 2 de öğretmeni bir kişi gibi düşündük. Yani sanki toplam 3 kişi var. Toplam 3 kişi varmış gibi hareket ediyoruz. Bir de yuvarlak masa diyor. Yuvarlak masada bir kişiyi baş seçiyorduk. O yüzden 1 çıkarttık. 3 eksi 1 faktöriyel. Ama ne dedik? 4 doktoru bir kişi düşündük. Şimdi bu doktorlar aslında 4 kişi. Kendi arasında yer değişebilir. Çarpı 4 faktöriyel. Aynı şekilde avukatlar kendi arasında yer değişebilir. Çarpı 3 faktöriyel. Yine öğretmenler kendi arasında yer değişebilir. Çarpı 2 faktöriyel. Bunun bizden direkt sonucunu istemiş. Hesaplayacağız o zaman. 2 faktöriyel 2, 4 faktöriyel 24, 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2. Bunları da çarparsak 576 yapıyor galiba.
816, evet, 576 oldu. Evet, 5. soruyu da siz çözün bakalım. Beşinci soruyu da siz çözün. Emine Denizli diyor. Merve 10 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel demiş. Feyza 10 faktöriyel, 3 faktöriyel demiş. Hasan 10 faktöriyel, 3 faktöriyel demiş. Esra Denizli demiş. Sanırsam Merve karıştırmış. Yakup Denizli, Ozan Denizli, Fatma Dur Denizli, Hatun Denizli, Nisa Orhan Denizli. Evet, birlikte bakalım. Nursu ile Elif de Denizli dedi. Şimdi 4 tane matematik, 5 fizik, 4 matematik, 5 fizik, 3 geometri. Kitabı geometri kitapları ayırmamak koşuluyla demiş. O zaman şu geometri kitaplarını bir kitap saydım. 5 tane de fizik 6 oldu. 4 tane de matematik toplam 10 kitap. Dikkat edin. Geometrileri bir kitap saydık. 5 tane fizik 6 oldu. 4 tane de matematik 10 kitap. O zaman 10 kitabı 10 faktöriyel sıralarız. Yalnız geometriler bir kitap değildi, 3 kitaptı. Çarpı 3 faktöriyel. Denizli cevaplarımız doğrudur. Hemen 6. soru arkadaşlar. Zaten aynı sorular. Bu sefer 3 tarih, 2 matematik, 7 Türkçe. Yalnız bu sefer aynı tür kitaplar bir arada olmak üzere demiş. Aynı tür kitaplar bir arada olacak. Fatma Nur, Esra, Adana dediler. Feyza, Adana, Aslan, Adana, Hasan, Adana, Nursu, Adana, Merve, Adana, Cemile, Ozan, Emine, Nisa, Hatun, Adana. Ne var bu sefer? 3 tane tarih, 2 tane matematik, 7 tane Türkçe. Yalnız ne diyor? Aynı tür kitaplar bir arada olacak. O zaman 3 tarih kitabını bir kitap gibi düşünüyoruz. 2 matematiği bir kitap gibi düşünüyoruz. 7 Türkçeyi bir kitap gibi düşünüyoruz. Yani toplam sanki 3 kitap var. Biz şimdi bu 3 kitabı 3 faktöriyel sıralarız. Ama tarihler bir kitap değil, 3 kitaptı. Çarpı 3 faktöriyel. Matematikler 2 kitaptı, 2 faktöriyel. Türkçeler 7 kitaptı. Çarpı 7 faktöriyeli de ekliyoruz. Yani Adana cevaplarımız doğrudur. 7. soruya bakalım. 5 çocuklu bir aile yuvarlak masa etrafında oturacaklardır. Anne ve baba yan yana oturmak şartıyla kaç farklı biçimde otururlar demiş. Hemen 7. soruya bakalım. "240" dedi Hasan.
Evet, herkes buldu herhalde 240 cevaplarını. Beraber bakalım. Şimdi 5 çocuklu bir aile. 5 tane çocuk var. Bir de anne ile baba. Ama ne diyor? Anne baba yan yana diyor. Anne baba yan yana. O zaman bu ikisini bir kişi saydık. 5 tane de çocuk var. 6 kişi varmış gibi davranıyoruz. Yalnız bu yuvarlak masa demiş. O zaman 6 eksi 1 faktöriyel çarpı anne baba bir kişi değil, iki kişiler kendi arasında yer değişebilir, 2 faktöriyel. O zaman 5 faktöriyel 120, 2 faktöriyel 2, o da 240 cevaplarımız doğru. 8. soru. Hadi hemen 8'i çözelim. Yuvarlak bir masa etrafında 3 kız, 3 erkek. İki erkek arasında bir kız oturacak şekilde bu masada kaç farklı biçimde oturulur diyor. Yok mu fikri olan? Bir cevap. Hasan Ceyhan dedi. Yani 12 diyor. Elif 12 dedi. Gamze, Hamza 12 dediler. Şimdi bakın çizerek anlatmaya çalışalım. Yuvarlak bir masa. Ne dedik? Yuvarlak masada birini baş seçeceğiz. Kimi baş seçtiğimizin önemi yok. Şimdi ben erkeğin birini baş seçtim. Erkeği çıkarttık o zaman. Bunun yanına kız gelecek. Sonra yine erkek. Sonra yine kız. Sonra yine erkek. Sonra yine kız. Oturma planı böyle olacak. Sonuçta iki erkeğin arasında bir kız olacak demiş. O zaman oturma planının böyle olması lazım. Şimdi bunu saymıyoruz. Bu çıktı. Birini baş seçtik. Kaç kız var? 3. O zaman burada 3 ihtimal. Kaç erkek var? 2. Birini baş seçtik. O zaman burada 2 ihtimal. Şurada 3 kız vardı. Biri buraya oturdu. 2 kız kaldı. 2 erkek vardı. Biri oraya oturdu. Bir erkek kaldı. Burada da bir kız kaldı. Şimdi bunları birbiriyle çarpacağız. 3, 6, 12. 12 cevaplarımız doğrudur. 12 cevaplarımız doğrudur. Hemen 9'u çözün. Yine 3 kız, 3 erkek. Yalnız bu sefer düz bir sırada. Yine bir erkek, bir kız sırasıyla oturacak şekilde diyor. Kaç farklı biçimde otururlar? Yine bir kız bir erkek olacak. Elif Denizli dedi 36. Aslan 36, Gamze 36, Feyza 36. Şimdi burada bir hatanız var arkadaşlar. Gerçi onu şimdi diyeceksiniz hocam oradan biz böyle anladık diye. Evet orada biraz anlam kargaşası oluyor. Bakın muhtemelen şöyle yaptınız. Erkek, kız, erkek, kız, erkek, kız. Hani bir erkek bir kız diyor. O zaman 3 ihtimal, 3 ihtimal, 2, 2, 1, 1 dediniz. Çarptınız 36. Yalnız, yalnız çarpı 2 72'dir cevap. Neden? Şimdi erkek başladığınızda kızla başlayabilirdik. Kız, erkek, kız, erkek, kız, erkek de olabilirdi. Tabii bu da yine aynı sonuç olacak. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Bu da 36 yapacak. O yüzden 72. O yüzden 72. Hani bir erkek bir kızda kasıt ilk başlayan erkek olsun demek değil. Hani bir kız bir erkek otursunlar hani demek istiyor. Ama ilk erkek olacak diye bir şart yok aslında orada. Kızla da başlayabilirsin. Kız erkek, kız erkek de yapabilirsin. Dolayısıyla doğru cevap 72 olur.
O bulduğunuz 36'ya bir çarpı 2 yapacaksınız. 10. soruya bakalım. Hasan 360 dedi. Yuvarlak masa da öyle olmaz Emine. Düz sırayla yuvarlak masa farklı. Yuvarlak masanın başı belli olmadığı için yuvarlak masada çarpı 2 olayı olmaz. O hesap yapılmaz. Çünkü orada baş belli değil. Başı yok. Gözde, Orhan, Gamze, Feyza, Merve 360 dediler. Esra ile Hasan da 360 demiş. Bakalım. Ne diyor? 6 mektup, 4 posta kutusu. Şimdi şöyle görselleştirelim. Şunlar posta kutuları olsun. 4 tane posta kutusu. Şimdi burada elimde 6 mektup var. O zaman burası 6 ihtimal. 5 ihtimal. Birini buraya atınca 5 tane kaldı. 4, 3. Çarp bunları. Bunları da çarpınca arkadaşlarımızın bulmuş olduğu 360 sonucu çıkıyor. Evet. Bu kısım anlaşıldı diye umuyorum arkadaşlar. Zaten cevaplar da genelde hep doğru geldi. Şimdi 11. soruda dün bahsetmedik. Bugüne sakladım. Soru çözerken söyleriz dedik. Farklı bir durum var. Bakın önce 12'yi çözeceğim. Daha iyi anlaşılsın diye. 12'nin üstünde daha iyi anlarız. Sonra 11'i çözeriz. Önce 12'yi çözeyim. Ne diyor? 123 312 1. Sayısının rakamları kullanılarak 7 basamaklı kaç tane sayı yazabiliriz diyor. Bakın burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane rakam var. O zaman bir kere 7 faktöriyel yazarız. Aslında bunun benzerlerini biraz önce yaptık. Hani 7 basamaklı sayı yazacağım. İlk kutu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Yani 7 faktöriyel. Peki farklı olan ne? Şimdi farklı olan şu. Bakın burada şu 2 tane 3'ü yer değiştiriyorum. Şu iki rakamı yer değiştirdim. Ama dikkat edin, o iki rakamı yer değiştiriyorsun ama değiştirdiğini kimse anlamıyor. Çünkü çıkan sayı yine aynı. Aslında şu iki tane üçü yer değiştirdik ama değiştirdiğimiz anlaşılmadı. Sayı gene aynı. Rakamlar aynı olduğu için yine aynı sayı çıktı. İşte buna tekrarlı permütasyon diyoruz. Bazı sayıların, rakamların, bu soruda rakamların, başka soruda cisim olur, şekil olur, önemli değil. Yerini değiştiriyorsun ama şeklin bütünü değişmiyor. Burada da sayı değişmiyor. İki rakamı yer değiştiriyorum ama sayı değişmiyor. O yüzden bunlara tekrarlı permütasyon diyoruz ve şöyle yapıyoruz. 7 faktöriyel bölü diyoruz. Bakın iki tane üçü yer değiştirsem sayı değişmiyor. Bölü 2 faktöriyel. Çarpı. Aynı şekilde 2 tane 2'yi yer değiştirsem sayı değişmiyor. 2 faktöriyel. Burada 3 tane 1 var. 3 tane 1'i yer değiştirirsem sayı değişmiyor. Çarpı 3 faktöriyel. Bu rakamlar kendi aralarında yer değiştirdiğinde sayı değişmediği için faktöriyel sonuçlarına bölüyoruz. Kendi değişim sonuçlarına 7 faktöriyeli bölüyoruz. Tabii bunun sonucu da ne çıkıyor? Oturacağız, hesaplayacağız. 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel dedim. 2 faktöriyel 2, 2. Şu da 3 faktöriyel kalsın. 3 faktöriyel birbirini götürdü. 2 kere 2, 4'ü götürdü. Bu da 210 oldu. Demek ki bu sayının rakamları kullanılarak 7 basamaklı 210 tane sayı yazılmış. O zaman şimdi 11. soruyu siz deneyin. 11. soruyu siz deneyin. Özdeş 4 kırmızı. Özdeş 4 kırmızı. 1 beyaz, 3 yeşil boncuk. Bir sırada yan yana kaç farklı şekilde dizilir diyor. Mahinur tekrar atır mısınız demiş. 7 tane rakam var. 7 rakamı 7 faktöriyel sıralarız. Mahinur. Ama bu 2 tane 3 kendi arasında yer değiştirirse sayı değişmiyor. O yüzden bölü 2 faktöriyel.
Aynı şekilde iki tane 2 kendi arasında yer değiştirirse sayı değişmiyor. Yine böyle 2 faktöriyel. Bir de burada 3 tane 1 var. Bu 3 tane 1 kendi arasında yer değiştirirse sayı değişmiyor. O yüzden bölü 3 faktöriyel. Sonra da bunu hesaplıyoruz. Tamam mıdır Maynur? Evet, 280 cevapları geliyor arkadaşlar 11. soru için. 11. soru için 280 cevapları geliyor. Birlikte bakalım. Ne demiş? 4 kırmızı, 4 kırmızı, 1 beyaz, 3 tane de yeşil boncuk varmış. Yalnız dikkat edin, boncuklar özdeş diyor. Özdeş demek şu, gözle birbirinden ayırt edemiyoruz demek ki. Şöyle baktığımızda birbirinin aynısı gözüküyor. Bakın 5. soruya bakın, 6. soruya bakın. 5 ile 6'da ne diyor mesela? 4 tane matematik kitabı demiş ama başına ne demiş? Farklı 4 matematik kitabı. Hani gözle anlayalım bunların birbirinden farklı olduğunu diye. Bak yine farklı 5 fizik kitabı, farklı 3 geometri kitabı. 6. soruda da öyle. 3 farklı tarih kitabı, 2 farklı matematik kitabı, 7 farklı Türkçe kitabı demiş. O zaman onlar da bu yaptığımızı yapmıyoruz. Bu yaptığımız tekrarlı permütasyonu yapmıyoruz. Buradaysa, 11. sorudaysa özdeş 4 tane kırmızı boncuk diyor. Şimdi bunlar özdeş olunca renkleri de aynı. Dolayısıyla sen bu kırmızı boncukları kendi arasında yer değiştirince kimse anlamıyor değiştirdiğini. O yüzden işte bunlar tekrarlı permütasyon oluyor. Şimdi nasıl çözüyoruz? Bakın sonuçta toplamda 4, 5, 8 tane boncuk var. Toplam 8 tane boncuk var. Sanki hepsinin rengi farklıymış gibi öncelikle 8 faktöriyel diyoruz. Sonra bölü diyoruz. Şu 4 tane kırmızı kendi arasında yer değişince fark edemiyoruz değişimi. O yüzden bölü 4 faktöriyel. Şu 1 faktöriyel yazmaya gerek yok beyazı. 3 tane yeşil kendi arasında yer değiştirince fark edilmiyor. Bölü 3 faktöriyel diyoruz. Tabii bu işlemi yaparsak 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 3 faktöriyel de 6 yapıyordu. 4 faktöriyeller ve 6'lar sadeleşti. 8 kere 5, 40. 7 ile çarptım. 280. 280 cevaplarınız doğrudur. Peki 13'ü deneyin arkadaşlar. 13 bir deneyin bakalım. Ne bulacağız? Merve 420 diyor 13 için. Ozan 420 dedi. Kutlubay 420 demiş. Nisa 420 dedi. Emine 420. Feyza Esra 420. 111 çift 0 222. Çözelim birlikte. Şimdi burada iki tane sıfır var. Muhtemelen çözemeyen arkadaşların kafasını o sıfırlar karıştırdı. Gamze 320 dedim. Bakın kutuya döneyim. Kutuyla yapayım daha rahat çözeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gözlü bir kutu yaptım. 8 gözlü bir kutu yaptık. Baş tarafa 0 gelmez. O zaman 6 ihtimal. Tabii sonrasında 0 yazabilirsin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yazdık. Yalnız bölü dedim. Aynı rakamlar var. 3 tane 1 var. 3 faktöriyel. 2 tane 0 var. 2 faktöriyel. 3 tane 2 var. 3 faktöriyel. Şimdi bunu hesaplayalım. 3 faktöriyel 6 yapıyor. Bu 6'yı götürdü. 3 faktöriyel bu 6'yı götürdü. 2 faktöriyel de şurayı götürdü. Şimdi bunları çarpalım. 3 kere 7 21. 5 kere 4 20. 21 ile de 20'yi çarparsak 420. 420 cevapları doğrudur. 2 tane 0 olduğu için
Başa 6 diyoruz. Sonrası 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye sıralıyoruz. 14'ü deneyelim. On dördüncü soruyu deneyelim arkadaşlar. Merve 120 dedi. Merve, Ozan, Hamza 120, Hasan 120. Hep beraber aynı hatayı mı yapıyoruz? Esra 120. Veya inşallah ben cevabı yanlış hatırlıyorumdur. Hasan 120. Ki siz hata yapmamış olun. İnşallah cevabı ben yanlış hatırlıyorumdur. Ki siz hata yapmamış olun. Bugün de düşmeyelim hocam. Galiba düştünüz Hamza. Ne diyor? 44 0 65 66. Şimdi sayısının rakamları kullanarak 7 basamaklı ve 5 ile bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Bakın yine kutu yapayım. 2, 4, 6, 7. Yine kutu yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi muhtemelen şöyle çözdünüz mü? Bir kere 5 ile bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 olacak ya da 5 olacak. 5 ile tam bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 ya da 5. Burada 0 ile 5'ten elimde birer tane var. O zaman buraya 2 dediniz. Muhtemelen 2 dediniz. Peki buraya 2 dediyseniz buraya kaç yazdınız? Şu başa kaç yazdınız? Merak ettim. Feyza 3 yazdım diyor. Su 3 olmaz ki. Hasan 6 yazdım diyor. Merve 6, Gözde 6. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Buraya 1 yazdı, bir tane koydunuz. Bir tane koydunuz. Geriye kaldı 6 dediniz. Buraya 6 yazdınız. İyi de ya buraya 5 yazdıysanız, buraya 5 yazdıysanız o zaman buraya 6 diyemeyiz. Çünkü buraya 0 başa gelmez. Öyle değil mi? Buraya 5 koyduysak o zaman 0 da var bu 6'nın içerisinde. 6 rakamın içerisinde bu 0 da var. Ama başa 0 gelmez. Ha, Emine de o zaman diyor ki buraya 5 deriz diyor. Şimdi peki ya buraya 5 değil de 0 yazdıysan? O zaman da buraya 6 yazman gerekir. Buraya 0 koyduysak o zaman elimizde 6 tane rakam var. O zaman da buraya 6 yazmamız lazım. He, bunu dün karşılaşmıştık. Hatırlarsanız çift sayı yazarken de aynı durum. Çift sayı yazarken de aynı durum. Sıfırın başa ve sona gelme durumu. O zaman burada ne yapıyoruz? Ayrı ayrı hesaplıyoruz. Ayrı ayrı hesaplıyoruz. Bir diyoruz ki netleştiriyoruz. Kafamız karışmasın. Burada diyoruz sıfır yazıyor. Şimdi burada sıfır yazıyorsa elimde kaç tane sıfır var? Bir tane. Buraya bir yazdık. O zaman burası 6, 5, 4, 3, 2, 1 oldu. Dur şunu yukarı koyayım. Burada sıfır yazıyor. Artı diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 5 yazıyor diyoruz. Netleştiriyoruz. O zaman elimde bir tane 5 var. Burası 1 oldu.
Yalnız dikkat, sıfır başa gelmez. O yüzden burası 5, sonra 5, 4, 3, 2, 1 oldu. Burada tekrarlı permütasyon var. Aynı rakamlar var. O yüzden bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bunda da aynı şekilde bölü 2 faktöriyel 3 faktöriyel. Şimdi şu 3 faktöriyel şurayı götürdü. 2 faktöriyel şunu 2 yaptı. 6'ya 5 30. Burası 60 çıkıyor. 3 faktöriyel şunu götürdü. Şu şurayı 2 yaptı. Burası da 50. Cevap 110 oldu. Cevabımız 110 oldu. Evet, ayrı ayrı çözecektiniz. Ama bir kere de çözdünüz. Tembellik yaptınız. Bir kere de çözerim ben bunu dediniz. Dolayısıyla bulduğunuz 120 cevapları yanlış oldu. Doğru cevap 110. Doğru cevabımız 110. Evet, şimdi 15. soruyu ben çözeyim. Yazan vardır diye bekledim biraz. 15. soruyu ben çözüyorum. 2, 4, 5, 2, 4. Şimdi şöyle bir dikdörtgen vermiş. Bunun içerisinde kareler var. Şöyle de kareler var. Şimdi burada toplam kaç tane kare vardır diyor. Kare vardır diyor. Bakın ben bunu şöyle çözüyorum. Sayma yöntemi kullanıyorum. Yalnız hızlı sayıyorum. Bak nasıl hızlı sayıyorum. Burada 1 çarpı 1 tipinde. 1'e 1. Bakın 1'e 1. 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 1, 2, 3, 4. 20 tane kare var. 1'e 1. 1 çarpı 1 tipinde 20 tane kare var. Ha, 2 çarpı 2 tipinde, şimdi uzun uzun hesaplamıyorum. Bak bu tipleri birer arttırdık. 1'e 1'di, 2'ye 2 yaptık. O zaman bunları birer azaltıyorum. 4 çarpı 3, 12 tane diyorum. 3 çarpı 3 tipinde yine birer azaltıyorum. 3 kere 2, 6 tane. 4 çarpı 4 tipinde yine birer azaltıyorum. 2 kere 1, 2 tane. 5 çarpı 5 yok zaten. Böyle mesela 5 tane kare yok. O zaman bunları topla 40 tane kare vardır. Burada 40 tane kare vardır. Oldu mu arkadaşlar? Kareyi saymanın en kolay yolu. Hemen 1 çarpı 1'i buluyorsun. 1 çarpı 1'i buluyorsun. O da kolay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. O zaman 5 kere 4, 20 tane. Sonra 2 çarpı 2 dediğimizde bak bunları birer arttırdım. O zaman bunları birer azaltıyorum. 4 kere 3, 12 tane. 3 çarpı 3 tipinde yine birer azaltıyorum. 3 kere 2, 6 tane. 4 çarpı 4 tipinde yine birer azaltıyorum. 2 kere 1, 2 tane. Sonra da bunları topla, 40 oldu. Demek ki burada 40 tane kare vardır diyorum. Dört çarpı beş deyip iki çarpsak olmaz mı? Yok, olmaz. Olmaz. Böyle yapalım bunu. Çünkü neden? Yarın bir gün şey çıkar bir soruda. Üç çarpı üç tipinde kaç tane vardır der. Hani bunu bilin. Bunu bilin. Var öyle. Sayısal mantık soruları var öyle. Burada diyor ki mesela 3 çarpı 3 tipinde kaç tane kare vardır? Ne bileyim 2 çarpı 2 tipinde kaç tane kare vardır? O yüzden böyle ayrıntıları da bulmayı bilin. Evet, şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Saatim 13.49. 13.50'de 14'e kadar ara veriyoruz. Saat 14'te derse kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sesin gidiyor galiba size.
Yanlış yere girdim galiba ben arkadaşlar. Yardımcı olur musunuz? Hocam siz hangi gruplara arıyorsunuz? Normalde matematik dersine girecektim ama. Tamam, matematik dersindeyiz şu an. Peki yani şu an farklı bir ders yani sınıfın olması lazım. Ben DGS'ye gireceğim. DGS değil mi bu? Ya şimdi şöyle, bu hafta grupları birleştirdiler. Burada DGS, ön lisans hepsi karışık olması lazım. Hepsi, yani Anladım. bütün gruplar karıştı. Çünkü önceki haftalarda fazla kişi olmadığı için gruplarda bütün sabah öğlen akşam hepsini birleştirdiler. Anladım, tamamdır. Sağ ol. Rica ederim.
Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi 15. soruyu çözdük. 16'yı atlıyoruz şimdilik. O sorunun içerisinde kombinasyon da var. Kombinasyonu gördükten sonra son ders o soruyu döner çözeriz. Şimdi 17'yi çözelim. Yalnız 17'de fasikülde noktalar çıkmamış. Ben şöyle noktaların yerini göstereyim. Bu arada Hasan sesin açık. Sesini kapatırsan. Şurada A noktası. Şurası B. Şurası da C noktası. A ve C noktaları. Orada yerleri çıkmamış. Onları ekleyin. Soruda diyor ki A noktasından harekete başlayan bir hareketli sadece aşağı ve sağ yöne hareket ederek B'ye uğrayıp C'ye kaç farklı şekilde gidebilir diyor. Sesin yankı yapma sebebi sesi açık olan arkadaşlar vardır. O yüzden yankı yapıyordur. Bakayım. Evet, her şey kes kapatmış. Hala yankı yapıyor mu? Yok. Tamam. Şimdi başkaları ses açarsa yankı yapıyor. Ses hem oradan hem benden geliyor. O yüzden sesleriniz kapalı olursa yankı olmaz. Şimdi burada tekrarlı permütasyonla çözüyoruz. Sonuçta adam sadece aşağı ve sağa doğru hareket ediyormuş. O yüzden bunu tekrarlı permütasyonla çözüyoruz. Tabii önce B'ye geleceğiz, sonra B'den C'ye gideceğiz. O zaman soruyu iki parçada çözeceğiz. Önce B'ye gelelim. Bakın tekrarlı permütasyonda şöyle yapacağız. Bakın A'dasınız. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 adımda B'ye geldik. O zaman 5 faktöriyel. Tekrar ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 adımda B'ye geldik. O zaman 5 faktöriyel dedik. Bölü diyoruz. Tekrarlı permütasyon. Bu 5 adımın 2 tanesi aşağıya doğruydu. 5 adımın 2 tanesi aşağıya doğruydu. O yüzden bölü 2 faktöriyel. 3 tanesi de sağ tarafa doğruydu. Çarpı 3 faktöriyel. Bu 5 adımın 2 tanesi aşağı doğru olduğu için bölü 2 faktöriyel. 3 tanesi de sağa doğruydu. Yine bölü 3 faktöriyel yaptık sağa doğru olduğu için. Çarpı diyoruz. Şimdi sonuçta daha B'ye geldik. Devam edeceğiz. Çarpı dedik. Sedef, kameran açık. Kameranı kapatır mısın? Şimdi aynı şekilde C'ye gidiyoruz. B'den C'ye. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 adımda B'ye geldik. 7 faktöriyel. Yine bölü diyoruz. Bu 7 faktöriyel, 7 adımın 3 tanesi aşağıya doğru. Bölü 3 faktöriyel. 4 tanesi sağa doğru. Çarpı 4 faktöriyel. Evet, bu şekilde bu soruları çözüyoruz. Tabii şimdi bu işlem sonucunu bulacağız. 5, 4, 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel. 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü 6 çarpı 4 faktöriyel. Şunlar sadeleşti 10. Bunlar sadeleşti 35. Buradan da 350 bulduk. Hocam bir baştan alır mısınız ya? Görüntü ikiye bölündüğü için ben tahtayı pek göremedim de az önce. Tamam. Birinin hocam nasıl büyütüyoruz? Benim görüntümün üstüne gel. Ondan sonra orada
3 tane nokta açılacak. Mouse'la benim görüntünün ekranın üstüne geldiğinde 3 nokta açılacak. O 3 noktadan sabitleyi seç. 3 noktadan sabitleyi seç. Şimdi tekrar alıyorum. Bir kere önce A'dan B'ye geleceğiz. Önce sayıyorum. Toplam kaç adım? 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 adımda geldik. O yüzden 5 faktöriyel. Bu 5 adımın 2 tanesi aşağı doğru. 1, 2, 2 faktöriyel. 3 tanesi sağa doğru. 3 faktöriyel. Çarpı dedim. Şimdi B'den C'ye gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faktöriyel. Toplam 7 adım. 3 tanesi aşağı doğru. 3 faktöriyel. 4 tanesi sağa doğru. 4 faktöriyel. Oldu mu arkadaşlar? Geri kalan şu faktöriyelde işlem. Onları çözeceğiz. Cevap da 350 çıkıyor. Evet, 18. soru arkadaşlar. Hemen çözün bakalım. Sağdan soldan derken neyi kastettin Gözde? Sağdan ya da soldan hesaplanması fark eder. Yani demek istedim. Nasıl diyeyim buradan? Bana göre 3 sağ gidip 2 aşağı B'ye inse, yani o şekilde fark etmez. Yine dikkat et, ne diyorsun? 3 kere sağa gittim, 2 kere aşağı indim diyorsun. Gene 3'e 2. Gene aynı sayıya denk gelir. Hani diyorsun ya 3 tane sağa gittim. Sonuçta yine 3 kere sağ, 2 tane aşağı var. O yüzden fark etmez. Şu sayılar gene aynı. Bu sayılar değişmiyor. Ha diyeceksin ki hocam ben bir sağ bir aşağı, bir sağ bir aşağı bir sağa gittim. E dikkat et, yine toplamda 3 kere sağ, 2 kere aşağı gitmiş oluyorsun. Sonuçta burada hep toplamları yapıyoruz. Toplam 2 sağ, toplam 3 aşağı. Pardon, toplam 2 aşağı, toplam 3 sağ. Sonuçta toplam sayıları değişmiyor. Ben böyle tercih ettim. Dediğin gibi sen şöyle diyebilirsin. Hocam ben böyle gittim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ama yine 7. Sayılar değişmiyor. Evet, 18. soru arkadaşlar. Ayşen elindeki değişik renkteki 8 boya kalemini kullanarak yukarı şekilde verilen 6 kareyi, 3 ve 6 numaralı kareler aynı renkte, diğer kareler de bu karelerden bile birbirinden farklı renklerde olmak koşuluyla boyamak istiyor. Ayşen bu boyama işini kaç farklı şekilde yapabilir diye sormuş. 6720 cevabı geldi. Altı bin 48 dendi. Esra 6720 dedi. Şimdi bakın, adamın elinde 8 tane renk var. Her kareyi farklı bir renge boyayacak. Sadece 3 ile 6 aynı renkte olacak. O zaman şurada 8 ihtimal var. 8 farklı renge boyayabilir. Burayı 7 farklı renge boyayabilir. Şurayı 6 farklı renk. Şurayı 5, şurayı 4. Yalnız dikkat, burası 3 olmaz, burası 1. Neden? Çünkü şu ikisi aynı renk olacak denmiş. Misal burayı kırmızı renge boyadıysan burayı da kırmızı renge boyayacaksın. Burada tercih hakkın yok. Burada seçim yapmıyorsun. Direkt aynı renge boyuyorsun. O yüzden burası 1 olur. Seçim dışı. Burası seçim dışı. Tabii şimdi şunları çarpacağız. 8, 7, 6, 5, 4. Bunları çarpacağız. Canım çarparken de biraz uyanık olun. Bakın sonuçta şurada bir çift sayı var. 4. Dolayısıyla bu sonuç çifttir. Bir kere. Bir de 5 var. 2 ile 5 bulursa birler basamağı 0 olur. 2 ile 5 buluştuysa çarpmada
birler basamağı sıfırdır. Eşiklere bakarsam birler basamağı sıfır olan bir tek 6720 cevabı var. O zaman cevap 6720'dir. Yani şunu çarparken çarpma hatası yapmayın. Uyanık olun. Bir 5 var, bir de 2 var. 5 ile 2 olan bütün çarpmalarda, 5 ve 2'nin birlikte olduğu bütün çarpmalarda birler basamağı 0 gelir. Şıklarda da birler basamağı 0 olan bir tek 6720 sonucu var. Yani soruyu buraya kadar getirip çarpma hatası yapmayın. Şurası niye 1 oldu? Anlaşıldı sanırsam. Çünkü şu iki kutu aynı renkte olsun istenmiş. O yüzden burada seçim yapmıyoruz. Renk seçmiyoruz. Evet, 19. soru. A şehrinden B şehrine 3 farklı yol, B şehrinden C şehrine 5 farklı yol vardır. Gidilen yoldan dönülmemek üzere B şehrinde uğramak şartıyla A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidiş dönüş yapılır denmiş. 120 cevapları geliyor. Merve ve Hasan 120 dediler. Şöyle çizeyim ben. Şurası A şehri, B şehri ve C şehri. Buradan buraya 3 tane yol varmış. Buraya 5 tane yol varmış. Bizden ne isteniyor? Buradan başlayacak. Önce B'ye gelecek, sonra C'ye gelecek. Sonra da geri dönecek. Bir de geri dönecek. Bir de oradan geriye dönecek. Şimdi başlayalım. Bakın A noktasındasın. Önünde 3 seçenek var. 3 ihtimalin var. Ya bunu, ya bunu, ya bunu seçersin. Nereye geldin? B'ye. Şimdi B'ye geldin. Önünde 5 seçenek var. 1, 2, 3, 4, 5. Herhangi birini seçtin. Nereye geldin? C'ye. Ha, şimdi işin bitmedi. Geri dönüyorsun. Yalnız geri dönerken ne demiş? Gidilen yoldan dönülmemek üzere. O zaman burada 5 seçenek vardı ama diyelim ki bu yoldan gittin. O zaman buradan geri dönemezsin. Dolayısıyla önünde 4 seçenek var. B'ye geldi. Şimdi burada 3 yol var ama bir tanesinden gitmiştin. O zaman önünde 2 seçenek var. Tabii bunları da çarparsak 20 40, 120 yapıyor. 3, 5, 4, 2 ile çarptığımızda sonuç 120 çıkıyor. Evet, 20. soru arkadaşlar. Dersiniz kaç gibi bitiyordu? 3, 3,5 arası bitiyor. Gidiş dönüş neden hepsini çarptık? Çünkü adamın istediği gerçekleşene kadar ki tüm ihtimaller çarpılır. Adamın istediği gerçekleşene kadar ki bütün ihtimaller çarpılır. Adamın istediği gerçekleştikten sonra başka bir seçenek varsa o zaman toplama yapılır. Anlaşıldı mı Emine? Tekrar anlatabiliyor musunuz hocam? Şimdi A noktasındayım. Önümde 3 seçenek var. Ya bu yolu, ya bu yolu, ya bu yolu kullanacağım. O zaman 3 ihtimal dedim. Tabii birini seçtin, B'ye geldin artık. Şimdi B noktasındasın. C'ye gitmek için önünde 5 seçenek var. O yüzden çarpı 5 dedim. C'ye geldin. Ha, C'ye gelince işim bitmedi. Adam bir de geri dönmeni istemiş. Şimdi o zaman geri döneceğiz. Tabii çarpı deyip devam ediyoruz. Geri döneceğiz. Önümde yalnız 5 seçenek yok. Çünkü neden? Gittiğim yoldan dönülmemek üzere demiş. O zaman yollardan birini kullandığım için önümde 4 seçenek var. B'ye geldim. Şimdi de önümde 2 seçenek var. Çünkü yolun birini giderken kullanmıştım. Geri dönerken önümde 2 seçenek var. Oldu mu? Oldu hocam, sağ ol. Bütün bunları da çarparsak 120 oldu. Evet, 120. soru.
Şey aman 20. soru. 120 nereden geldi? ...360 cevapları geliyor. Aslında bu soru 18. soruya benziyor. Veya şu posta kutusu sorusu vardı. 10. soru. Bu 20. soru 10 ve 18. sorulara benziyor. Aynı şekilde düşüneceğiz. Şimdi şuradan girişin olduğu yeri çizdim. Şöyle 4 farklı yol var. 4 farklı yol var. Elimde de 6 renk boya varmış. 6 farklı renkte boya var. Bu 4 yolu her birini farklı renge boyayacağız. O zaman şunun için 6 boya var. Tabii bunu boyadıktan sonra burada 5 kaldı. Bunun için 4, bunun için 3. Her biri farklı renkte boyanacağı için sayılar birer birer azalıyor. Tabii 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 de 360 oluyor. O da 360 yaptı. Evet, permütasyon konusu bu kadar arkadaşlar. Şimdi geçelim kombinasyona. Şimdi kombinasyon da seçim. Aynı permütasyon oldu, permütasyon gibi. Kombinasyon da bir seçim. Yalnız permütasyonda dün söylemiştik. Seçimde sıra önemlidir. Ama kombinasyonda sıra önemli değildir. Önemli olan sadece seçilmiş olmaktır. Permütasyonda hem seçilmek önemlidir, hem de kaçıncı seçildiğin önemlidir. Yani seçildin de birinci mi seçildin, ikinci mi seçildin veya üçüncü mü seçildin artık kaç kişi seçiliyorsa. Kaçıncı seçildiğin de önemlidir. Ama kombinasyonda kaçıncı seçildiğinin bir önemi yoktur. Önemli olan sadece seçilmiş olmaktır. Mesela siz şimdi DGS ile bir üniversiteyi kazanmak istiyorsunuz. Şimdi orada üniversiteyi kaçıncı kazandığınızın bir önemi yok. Önemli olan kazanmış olmak. İstersen üniversiteye birinci gir, istersen sonuncu gir istediğin bölüme. Hiçbir önemi yok. Önemli olan o üniversiteyi kazanıp girmiş olman. İşte o zaman mesela orada kombinasyon hesabı olur. Orada kombinasyon hesabı olur. Çünkü birinci olup girmekle sonuncu olup girmek arasında bir fark yok. Bir fark yok. Ha, ama işte eğer bir fark varsa o zaman o permütasyon hesabıdır. Yani bu yaptığımız hesaptır. Burada permütasyon hesabıdır. Ama eğer fark yoksa o zaman bu kombinasyon hesabı olur. Kombinasyon. Bunu da C harfiyle gösteriyoruz. E'nin R'li kombinasyonu diye okunuyor. C harfiyle gösteriyoruz. E'nin R'li kombinasyonu diye okunuyor. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Bakın şurası permütasyonla aynı. Permütasyonun formülü de buydu. Farklı olarak çarpı R faktöriyel diyoruz. Farklı olarak çarpı R faktöriyel diyoruz. İşte o şu farklı olan R faktöriyel sıralamanın önemini yok ediyor. Sıralamanın önemini ortadan kaldırıyor. Şu R faktöriyel sıralamanın önemini ortadan kaldırıyor. Bu arada kombinasyona Türkçe bir karşılık bulmak istersek gruplama diyebiliriz. Gruplama veya gruplandırma diyebiliriz. İnsanları, nesneleri, cisimleri kaç farklı gruplara ayırabiliriz? İnsanları, nesneleri, cisimleri kaç farklı gruplara ayırabiliriz? Bunun hesabına kombinasyon diyoruz. Yine formül olarak şunu söyledik ama genelde biz çözümlerde pratik olsun diye formülü kullanmayız. Mesela 9'un üçlü kombinasyonunu hesaplayacaksın. 9'un üçlü kombinasyonunu hesaplayacaksın. 9'dan aşağıya ardışık 3 tane sayı yazarsın. 9, 8, 7.
9'dan aşağıya ardışık 3 tane sayı yazıyoruz. 9, 8, 7. Bölü diyoruz. Aşağıda 3 vardı. 3'ten aşağı yazıyoruz. 3, 2, 1. Sonra da bu işlem sonucu işte şurası 3, şurası 4, 12, 84 oldu. 9'un üçlü kombinasyonu 84'tür diyoruz. Yani hikayede şöyle olur. Mesela 9 kişi arasından 3 kişi seçeceksin. 9 kişi arasından 3 kişi seçecek. 9'un üçlü kombinasyonu. 84 değişik 3 kişi seçebiliyormuşuz. Diyelim ki 9 kişi arasından 3 kişi seçmeye kalktık. 84 değişik 3 kişi seçebiliyormuşuz. Bir tane daha örnek yapayım. Mesela 8'in ikili kombinasyonu. 8 kişi arasından 2 kişi seçeceğiz. O zaman 8, 7 dedik. Bölü 2, 1 diyoruz. 8 çarpı 7. Aşağıda 2 yazdığı için 8'den aşağı 2 tane sayı yazıyoruz. Bölü 2, 1. Bunu da sadeleştir çarp 28. 8 kişi arasından 2 kişi seçmek istersen 28 farklı seçim yapabiliyormuş. 28 farklı seçim yapabiliyormuş. Şimdi kümeler konusunu anlatırken orada bir alt küme olayı vardı. Alt küme olayı vardı. Orada dedik ki bir kümenin en elemanlı alt küme sayısı kombinasyonla hesaplanır. Çok küçük bir örnek yapıp geçmiştim. Kombinasyon konusuna geldiğimizde oradan daha farklı örnekler yapacağız demiştik. Şimdi onları görelim. Hem kombinasyonun ne olduğunu da biraz daha iyi anlamış oluruz. Şimdi mesela bir A kümesi vermiş olalım. Bir A kümesi olsun. İçindeki elemanlar A, B, C, D, E, F, G, H olsun. Şimdi bu kümenin elemanlarıyla, bu kümenin A kümesinin elemanlarıyla alt kümeler yapıp oluşturuyoruz. Ama ne istiyorum? Dört elemanlı alt küme sayısı. Yani hatırlayın, burada kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A kümesinin 2 üzeri 8, 256 tane alt kümesi vardır. Ama ben hepsini istemiyorum. Sadece 4 elemanlı olanları istiyorum. A kümesinin sadece 4 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir diyorum. Orada işte şimdi kombinasyon hesabı yapacağız. Orada da size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın şöyle bir hikaye olsun. İşte A, B, C, D, E, F, G, H isimli 8 arkadaş. Diyelim ki dershanedeyiz. Kantine indik. Kantinde boş bir masa bulduk. 8 arkadaş kantine indik. Kantinde boş bir masa bulduk. Ama masada 4 tane sandalye var. 4 elemanlı demiş ya. 4 sandalye var. İşte kaç değişik şekilde oturabiliriz? Kaç farklı değişik kişiler oturabilir? Burada yerleştirmenizi istemiyoruz. Kimler oturabilir? Hani kaç değişik kişi oturabilir diyoruz. Burada işte bu burada oturdu, bu burada oturdu yapın istemiyoruz. Çünkü oturmasını istersen o permütasyon olur. Oturmayacaklar. Sadece kimler oturabilir? Hani hangi farklı kişiler oturabilir? Bunu bulacağız. Şimdi burada 8 kişiyiz. Oturmak isteyen 4 kişi var. 8'in 4'lü kombinasyonunu hesaplıyoruz. O da 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Burada da işlemi yaparsak şu 8'i götürdü. Şurada şunu 2 yaptı. Kaç oldu? 70. 70 farklı grup seçebilmişiz oturmak isteyen. Bu 8 kişi arasında oturacak, sandalyede oturacak 70 farklı grup oluşturabilmişiz. Bu bir. Ha, şimdi soruları geliştirelim. Ne diyelim? 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında C yoktur diyelim. 4 elemanlı alt kümelerin kaçında C yoktur. Bakın bu ne demek? Hikayeyi uyduracağız ya. O zaman bunun anlamı şu. Şimdi bu C diyor ki C yoktur demiş. O zaman diyor ki C ben oturmayacağım diyor. C oturmayacak. Şimdi C oturmayacaksa oturmak isteyen kaç kişi var kaldı? 7. Peki boşta kaç sandalye var? Yine 4 sandalye var. O zaman 7'nin 4'lü kombinasyonu oluyor. Bu da 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1.
şu 6'yı şunu götürdü. 35 tane değişik grup oluşturabiliriz. Oturmak isteyen 35 tane farklı grup oluşturabiliriz. Şöyle olabilir soru. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında B vardır diyebilir. B vardır. Şimdi B vardır'ın anlamı da şu. O zaman diyoruz ki B buraya oturacak. Bu sandalyelerden herhangi birine kesinlikle oturacak. B vardır diyorsa o zaman B sandalyelerden birine oturacak. O zaman şimdi neyi hesaplayacağız? Bakın yine oturmak isteyen kaç kişi kaldı? 7 kişi. Ama dikkat edin bu sefer boşta 3 sandalye var. 7'nin üçlü kombinasyonu. Bu da 7, 6, 5, 3, 2, 1, 35 olur. Ha, bu cevapların ikisi aynı çıktı. Aynı çıkması tesadüftür. Her zaman aynı çıkmaz. Her zaman aynı çıkmaz. Hani C yokturla B vardırın hesabı aynı oldu cevapları. Her zaman aynı denk gelmez. Burada sayılardan dolayı aynı denk geldi. Anlaşıldı mı? Şimdi C yoktur derse oturmak isteyenlerden çıkartıyoruz ama sandalye sayısı gene 4. B vardır derse hem oturmak isteyen kişiler azalıyor hem de sandalye azalıyor. Boştaki sandalye sayısı azalıyor. Ne demiş? A var, B yok. Şimdi A var, B yoksa aynı soru. 4 elemanlı alt kümelerin kaçında? Şurayı sileyim. 4 elemanlı alt kümelerin kaçında A var, B yoktur dedi. A var, B yoktur. O zaman bir kere A oturacak, B oturmayacak. A oturacak, B oturmayacak. O zaman A'yı B'yi düştü. Kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 kişi kaldı. 2, 4 pardon 6 kişi kaldı. Oturmak isteyen 6 kişi. Boşta kaç sandalye var? 3 sandalye. 6'nın üçlü kombinasyonu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Orada 20 olacak. A var, B yok olunca o zaman A'yı git buraya oturt. Göreceksin zaten boşta 3 sandalye kaldı. B'de oturmayacağım dedi. O zaman A ile B'yi çıkart. Geriye oturmak isteyen 6 kişi kaldı. 6'da 3 kişi seçeceğim. Evet. Kombinasyon olayımız da bu arkadaşlar. Permütasyona göre daha basittir. Permütasyona göre daha basit. Evet, aklınıza şu sandalye hikayesi gelsin. Bu sandalye hikayesi daha rahat görmenizi sağlar. Sayıları ne alacağınızı daha kolay tespit edersiniz. Şimdi bakalım örneklerine. Birinci soru. Tabii Türkçe de çok önemli burada. Burada bakın Türkçe de çok önemli. Doğru anlamanız gerekiyor soruyu. Ne demiş ilk soruda? 3 kız 5 erkek arasında... 3 kız, 5 tane de erkek var. Seçilecek 3 kişilik bir kurulda en az 2 kız. En az 2 kız. 3 kişilik. 3 kişilik bir kurulda en az 2 kız olması isteniyor. Buna göre bu kurul kaç değişik biçimde oluşturulur demiş. Buna göre bu kurul kaç değişik biçimde oluşturulur demiş. O niye çarpıyoruz diyen kimdi? Bakayım oradan. Tabii bulabilirsem. Bulamadım. Biraz önce biri niye çarpıyoruz? Emine miydi? Emine. Gidiş dönüş niye hepsini çarptık diye sormuştu. Bakın şimdi bu soruda bunu daha iyi anlayacağız. Ne zaman çarparız, ne zaman toplarız? Tabii bu kombinasyonda söylediğim permütasyonda da geçerli, olasılıkta da geçerli. Zaten permütasyon, kombinasyon, olasılık. Üçünü bir düşünmek lazım. Üçü aynı ünitenin konusudur aslında. Neden? Çünkü permütasyonda kombinasyon ne dedik? Bir seçim işlemidir. Aralarında tek bir fark vardır. Permütasyonda yapılan seçimde sıra önemlidir.
kombinasyonda sıra önemli değildir. Aralarındaki fark budur. Olasılıkla zaten önümüzdeki hafta göreceğiz. Permütasyonla kombinasyonun gelişmiş hali. Şimdi bakın burada ne diyor? En az iki kız diyor. En az iki kız. O zaman benim bu üç kişilik gruplarım nasıl olacak? Ya iki kız bir erkek olacak. İki kız bir erkek. Ya da üç kız olacak. En az iki kız demek hepsi kız olsa da demektir. En az iki kız demek hepsi kız olsa da olur demektir. Üçü de kız olsa da olur demektir. O zaman benim bu gruplarım ya iki kız bir erkek olacak ya da üçü de kız olacak. Şimdi bunu oluşturuyoruz. Bakın iki tane kız seçeceğiz. Bizim elimizde üç kız var. O zaman üçün ikili kombinasyonu. Bak iki tane kızı seçince, iki kızı seçince daha grubu oluşturmadık. Üç kişilik daha grup oluşmadı. O yüzden çarpı diyoruz. Adamın istediği daha olmadı. Bir tane de erkek seçiyoruz yanlarına. Beş erkekten birini seçtim. Beş tane erkek var. Bakın şimdi üç kişilik grup oluştu. İki tane kız, bir tane erkek. Ama bir ihtimal daha var. Bir ihtimal daha var. Adamın istediği oldu aslında burada. Üç kişilik grubu oluşturduk. Ama bir ihtimal daha var. O zaman artı diyerek devam ediyoruz. Artı diyerek devam ediyoruz. Üç kızın üçünü de seçtim. Çarpı erkeklerden hiç seçmedim. Tabii burada da oluştu adamın istediği. Üç kişiyi seçmiş olduk. Burada da istediği grubu oluşturduk. Ama başka seçenek kalmadı. O yüzden eşittir diyorum. Başka seçeneğimiz kalmadı. O yüzden eşittir diyorum. 3'ün ikili kombinasyonu 3, 5'in birlisi 5, 3'ün üçlüsü 1, 5'in sıfırlısı 1. Dikkat edin sıfırlı bütün kombinasyonlar 1'dir. 5'in sıfırlısı, 7'nin sıfırlısı, 9'un sıfırlısı, kaçın sıfırlısı olursa olsun sıfırlı kombinasyonların tamamı 1'dir. Bunu da toplar çıkartırsak 16 olur. 3 kere 5, 15, 1 ekle 16. Tabii şu hesapları kısa geçtim. Bunu yaparsınız herhalde. 3'ün ikili kombinasyonu, 5'in birli kombinasyonu. Üçün üçlü kombinasyonu da daima 1'dir. Şunlar birbirine eşitse daima 1 olur. 5'in beşlisi, 7'nin yedilisi, onların da sonucu daima 1 yapar. Sıfırlı kombinasyonlar ve şu yukarıdaki ile aşağıdaki eşitse onların sonuçları hep bir çıkar. Evet, ikinci sorumuz. Bu sefer ne demiş? Bir öğrenci 10 soruluk bir sınavda 7 soru seçecektir. Arkadaşlar, permütasyon 16. soruya kombinasyon konusu bittikten sonra en son döneceğim. Bunu o zaman da söyledim. 3 kere yazdınız ya. Sürekli onu yazıyorsunuz. Döneceğiz o soruya. Aklımda. Bir öğrenci 10 soruluk bir sınavda 7 soru seçecektir diyor. 10 soru var. Biz bunların arasından 7 tane soru seçeceğiz. İlk 5 sorudan yalnız ilk 5 sorudan en az 4 tanesini seçmek zorundayız. Şimdi 10 sorunun bir ilk 5'i var, bir de son 5 var. İlk 5, son 5. İlk 5'ten en az 4 tane seçmek zorundayız. İlk 5'ten en az 4 tane seçmek zorundayız. Buna göre kaç farklı seçim yapılır? Şimdi o zaman dikkat edin. İlk 5 en az 4 soru seçilecek. O zaman ilk 5'ten 4 tane soru seçelim. Sınavda 7 soru yapacaktım. Daha 4 soru yaptım. O zaman daha işim bitmedi. Çarpı diyorum. Son 5'ten 3 soru seçelim. Son 5'ten 3 soru seçelim. Şimdi 4 buradan seçtim. 3 buradan seçtim. 7 soru. İşim bitti. Ama bir ihtimal daha var. O yüzden artı dedim. Bir ihtimal daha var. İlk 5'ten 5 soru seçelim. Çünkü burada en az 4 soru diyordu. En az 4 soruysa o zaman 5 soru da seçebilirim. Çarpı, şimdi 5 tane buradan seçtim. O zaman son 5'ten 2 soru seçerim.
İki tane de oradan seçerim. Başka ihtimal yok. Eşittir dedim. Beşin dörtlüsü 5, beşin üçlüsü 10, beşin beşlisi 1, beşin ikilisi 10. Burası da 50, 10 daha 60 oldu. Üçüncü sorumuz, 12 sporcu arasından 7 kişilik bir takım oluşturulacaktır demiş. Bu sporculardan takıma girecek 3 kişi belli olduğuna göre takım kaç değişik biçimde oluşturulabilir diyor. Şunu sildim. 12 kişi, 7 kişi seçeceğiz. Ama bunun 3'ü belli diyor. 3'ü belli. Bakın o sandalye hikayesini düşünebilirsiniz. O sandalye hikayesini düşünebilirsiniz. Yani şöyle yaptım. 7 tane sandalye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ama 3 kişi belli diyor. 3 tanesine geçip oturmuşlar zaten. O zaman seçilmeyi bekleyen 9 kişi kaldı. Seçilmeyi bekleyen 9 kişi kaldı. Yalnız boşta 4 yerimiz var. 4 sandalyemiz var. Biz takıma 7 kişi seçecektik. 3'ü belli diyor. 3'ü torpilliymiş. Onlar zaten seçilmiş. O zaman geriye seçilmek isteyen 9 kişi var. Boşta da 4 yerimiz var. 4 sandalyemiz var. 9'un 4'lü kombinasyonu 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Buradaki işlemleri de yaparsak 126 çıkıyor. 126 diyor. Evet, şimdi arkadaşlar bir ara daha verelim. Saat 14.37, 14.50'ye kadar ara veriyorum. 14.50'de kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Dördüncü soruda kalmıştık. Bir deneyin bakalım ne bulacaksınız. Adamın 6 tane 20 lirası, 8 tane 10 lirası varmış. 40 lira para verecek. Kaç değişik şekilde verebilir demiş. Hasan 253, Nursu 253, Fatma Nur 253 demiş. Esra'dan 253 geldi. Orhan 253 dedi. Şimdi tabii burada ihtimalleri doğru düşünmek gerekiyor. Şimdi bir kere 40 lira para ödeyeceğiz. Nasıl ödeyebiliriz? 2 tane 20'lik verebiliriz. Altın ikilisi çarpı onluklardan hiç vermeyiz. 8'in sıfırlısı. 2 tane 20'lik 40 lira yapar. Onluk vermedik. Ya da artı dedim. Çünkü bak burada 40 lirayı ödedik zaten. Burada zaten 40 lira yapıyor. O zaman başka ihtimal. 20'liklerden bir tane alırız. 20 lira oldu. 2 tane 10'luk koyarız yanına. O zaman yine 40 lira oldu. Bu da bitti. Artı dedik. Ya da 10'luklardan 4 tane alırız. 20'liklerden hiç almayız. Başka seçenek yok. Eşittir dedik. Şimdi altın ikilisi 15 çarpı 1 artı. Altının birlisi 6, 8'in ikilisi 28 artı, 8'in dörtlüsü 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o da 70 çarpı 1. Buradan kaç çıkıyor? 6 kere 28, 168. 238, 243, 253 oluyor. 253 cevaplarınız doğrudur. Evet, hemen 5. soruyu deneyelim. Altı erkek, dört bayan arasından içinde en az bir bayan bulunmak şartıyla 5 kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Fatma Nur 246 dedi. Altı erkek, dört bayan, en az bir bayan olacak. En az bir bayan. Yok mu başka cevap? Bir tek Fatma Nur'dan geldi. Hamza da 246 dedi.
Feyza 246. Altı erkek, dört bayan. Ne diyor? Beş kişi, beş kişilik bir grup, en az bir bayan olacak. Şimdi şöyle yapabiliriz. Uzun bir yol olur ama biraz önce yaptıklarımızla aynı. O yüzden belki daha kolay şey yapabiliriz, anlayabiliriz. Bakın en az bir bayan diyor. O zaman 4 bayandan bir tane seçelim. Çarpı, yalnız 5 kişilik demiş. 6 erkekten 4 tane seçelim. Artı, 4 bayandan 2 tane seçelim. 6 erkekten 3 tane seçelim. Artı, 4 bayandan 3 tane. 6 erkekten 2 tane. Artı, 4 bayandan 4 tane. 6 erkekten 1 tane. Başka seçenek kalmadı. Eşit. Şimdi böyle bir yolumuz var. Ama bu tabii uzun bir yol. Şimdi bunları oturacağım sonra tek tek hesaplayacağım. Cevap da muhtemelen 246 çıkıyordur. Peki bunun kısa yolu ne? Bunun kısa yolu şu arkadaşlar. Şimdi en az bir bayan diyorsa, en az bir bayan demiş. En az bir bayan. O zaman toplam ihtimalden, bakın toplam 10 kişiyiz. 5 kişi seçti. Eksi bayanların olmadığını çıkartırım. Bunun kısa yolu bu. Toplam ihtimalden bayanların olmadığını çıkartırım. En az bir bayan sorduğu için. Bayanların olmadığını çıkartırsak geriye kalanların içerisinde en az bir tane bayan vardır. Toplam ihtimalden. Sonuçta toplam 6 erkek 4 bayan 10 kişiyiz. Ve biz 5 kişi seçiyoruz. O zaman 10'un 5'lisi toplam olur. Bundan içinde hiç bayan olmayan tamamı erkek olanları çıkartırım. O zaman en az bir bayanı buluruz. En az bir bayanı buluruz. Tabii bunu hesaplarsam 19, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5... Bölü 5, 4, 3, 2, 1, eksi 1 çarpı 6. Şurası 252 çıkıyor sanırsam. Şunu sadeleştirelim. 4'te de şunu sadeleştirdim. Bunda da bunu sadeleştirdim. 63, 126, evet 252 eksi 6. O da 246 yapıyor. Umarım şu olay anlaşılmıştır. Daha kısa olur. Ama tabii aklına bu gelmezse en kötü ihtimal şunu yapman lazım. En kötüsü aklına bu gelmedi diyelim. Bunu yapacaksın. Bir bayan, iki bayan, üç bayan, dört bayan. Yani hepsini tek tek hesaplayacağım. Evet, altıncı soru. O bizim sandalye hikayesine uyan bir soru. Altıncı soru. Direkt bizim sandalye hikayesine uyuyor altıncı soru. Hasan 10 dedi, Fatma Nur 10 dedi. Evet, 10 cevapları geliyor. Sanırsam hikaye böyle olunca daha rahat yapıyoruz. Bu hikayeyi biraz daha kolay anladık. Diğerleri tabii biraz daha karışık. Şimdi burada ne diyor? Gamze Gülşah'ın bulunduğu 7 kişi bir grupta 4 kişilik bir ekip oluşturulacak. Gülşah'ın bulunduğu, Gamze'nin bulunmadığı. Yani yine şöyle sandalye hikayesine dönersek bir kere ne diyor? Gamze olmayacak diyor. Gamze yok. Gülşah da olacak diyor. Gülşah da şurada oturdu. O zaman bir kere 7 kişiden şu ikisini düşersem 5 kişi kaldı. Yalnız dikkat et, masada 3 sandalye var. 5'in üçlü kombinasyonu. Eşittir. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Oradan da cevap 10 oldu.
Evet, yedinci soruyu deneyelim. Hasan 35 dedi. Feyza 35. Hatun 35 demiş. Hamza 35. Aynı saatte 3 ders, farklı saatlerde 5 ders var. Biz 4 ders seçeceğiz. Biri kamerasını açtı. Tuğba 35, Nursu 35 demiş. Şimdi seçimimizi nasıl yapabiliriz? Şu aynı saatte olanlardan bir ders seçeriz. Çünkü bunlar aynı saatte olduğu için birden fazla seçemezsin burada. Aynı anda iki derse giremez çocuk. O yüzden buradan bir tane seçersin. Dört ders seçecektik. Şu farklı saatte olanlardan da üç ders seçersin. Tabii artı buradan seçme zorunluluğu yok. Buradan hiç seçmezsin. Çarpı buradan dört tane seçersin. Sonuçta buradan aynı saatte olanlardan ders seçme zorunluluğu yok. O yüzden oradan hiç seçmeyip dört dersin tamamını beş farklı dersten seçebilirsin. Bunu da hesaplarsak 3 çarpı 10 artı 1 çarpı 5, 35 olur. Sekizinci soru. 1, 2, 5, 11, 21, 33, 39 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde en az bir tane asal sayı bulunur diyor. Kaç tanesinde en az bir tane asal sayı bulunur? Feyza 31, Fatma Nur 31 dedi. Esra 31 dedi. Üç elemanlı alt kümenin kaç tanesinde en az bir tane asal sayı bulunur? Tabii burada şimdi şuna bakalım. Asal. Kaç tane asal var burada? Burada bakıyorum. 2, 5, 11, 3 tane asal var. O zaman asal olmayan 4 tane. 3 asal, 4 tane de asal olmayan sayı var. 3 elemanlı alt kümeleri demiş. 3 elemanlı. En az bir tane asal olacak. O zaman bir tane asal, iki tane asal olmayan, iki tane asal, bir tane asal olmayan ya da üç tane asal, asal olmayan almadık. Buradan da 3 çarpı 6, 3 çarpı 4 artı 1 çarpı 1, o da 31 oldu. Evet. Evet, onu da yapabilirsin Feyza. Tüm 3 elemanlılardan asal olmayanları çıkartarak daha hızlı bulabilirsin. Burada bir tane fark ettiği için ona girmedim. Tüm ihtimal, sonuçta burada 1, 2, 7 tane eleman var. Üçlüsü. Bu tümdür. Tümden asalların olmadığını çıkarırsan tabii ki daha hızlı olacak. 35 eksi 4, 31. Bunu daha hızlı yaparsın bu durumda.
Evet, tüm durum eksi istenmeyen durum. Tüm durum eksi istenmeyen durum. Hemen 9'u çözelim. On, Fatma Nur 20 lira. A, B, C, D, F, G, H, M, S, N, M, N, O, sürek 4 amacının kaçında? A ve B yokken F vardır. A, B, C, D, E, F, G, H. Şimdi bakın yine masaya döndük. 1, 2, 3, 4 eleman diyor. A ile B yok. Bunları çıktık zaten. F vardır. F'yi de çıktık. O zaman geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. E boşta 3 masa var. O zaman 5'in üçlüsü. O da 10 yapar. 15 ve 20'ler. Nerede şaşırdınız? Ve 20 cevapları nerede şaşırdınız? A ve B yok diyor. Onları oturtmayacağız. Ama listeden çıkartıyoruz. F de var diyor. F'yi oturtacağız. Hem de listeden çıkartacağız. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 kişi kaldı oturmak isteyen. 3 tane de boşta var. 6'nın üçlüsü olmaz. F'yi çıkartmamışım. E tabi F'yi de çıkartacağız. O oturdu artık. F'yi ikinci kez seçemezsin. F'yi bir kez seçtik zaten. Biri de bir eksiltmedim, dört boş dedim diyor. Dikkat edeceğiz. Evet, 10. soru. 10. soru. Beş matematik, dört tarih. Dört matematik, üç tarih kitabı seçilecek ve tarih kitapları bir arada olacak şekilde bu seçilen kitaplar bir rafa dizilecek. Feyza 5 faktöriyel dedi. Olmaz Feyza ya, eksik düşünüyor. Tuğba, Emine, Ceyhan demişler. İşlem hatanız var Tuğba, Emine veya eksik düşünüyorsunuz. Merve de Ceyhan demiş. Galiba işlem hatası değil de eksik düşünüyoruz. Hasan ben de sallayayım D diyeyim dedi. O da olmaz Hasan. O da olmadı. Artık ben çözeyim. Zaten iki tane şık kaldı Hamza. %50 şansım var. Şimdi çözüyorum. Bakın bu soru da hem kombinasyon hem permütasyon. Soru hem kombinasyon hem permütasyon. Neden? Önce 5 tane matematik kitabı arasından 4 tane seçeceğiz. Aynı şekilde 4 tarih kitabı arasından da 3 tane seçeceğiz. Şimdi bu kısım şey kombinasyon. Sonra seçtiğimiz kitapları rafa dizeceğiz. İkinci kısımda permütasyon. O zaman şimdi seçimleri yapıyorum. 5'in dörtlü kombinasyonu matematik kitaplarını seçtim. İşim bitmedi çarpı. 4'ün üçlü kombinasyonu tarih kitaplarını da seçtim. Ama dikkat et. Bu seçimleri yapınca işimiz bitmedi. O yüzden çarpı diye devam ediyorum. Şimdi 4 tane matematik, 3 tane tarih kitabı var elimde. Bunları seçtim. Adam ne diyor? Tarih kitapları bir arada olacak. O zaman 3 tarih kitabını bir kitap saydım. Toplam 5 kitap varmış gibi. 4 matematik, bir de tarih varmış gibi. 5 faktöriyel. Ama tarih kitapları bir tane değil, 3 taneydi. Çarpı 3 faktöriyel.
Şimdi bu işlemi yapalım. 5'in dörtlü kombinasyonu 5. 4'ün üçlüsü 4. 5 faktöriyel 3 faktöriyel. Şimdi bak şuraya. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel 5 faktöriyel olur. Çarpı 5 faktöriyel. Yani cevap Edirne'dir. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel 5 faktöriyel olur. Bir 5 faktöriyel daha var. Çarpı 5 var. Önce 5 matematik kitabından 4 tanesini seçiyorum. Sonra 4 tarih kitabından 3 tane seçiyorum. Sonra tarih kitaplarını bir kitap saydım. 4 tane de matematik var. 5 kitap. 5 kitabı rafa 5 faktöriyel dizersin. Çarpı tarihler 3 kitaptı 3 faktöriyel. Kendi arasında yer değiştirir. Sonra bunu hesaplayacaksın. 5'in dörtlüsü 5, 4'ün üçlüsü 4. Tabii 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel, o 5 faktöriyel yapar. Çarpı bir tane daha 5 faktöriyel olur. Oldu mu Fatma? 11. soru. 11. soru. Şimdi 11 kişi varmış. Bunların arasında 2 tane evli çift varmış. O zaman 2 evli çift 4 kişi yapar. Demek ki 7 tane de bekar var. 7 tane bekar var. 2 tane de evli çiftimiz var. Ne seçeceğiz bunların arasından? 5 kişi seçeceğiz. 5 kişilik bir ekip seçeceğiz. Yalnız evli çiftleri ayırmıyoruz. Evli çiftlere dikkat. Evli çiftler ayrılmayacak. Yani beni seçiyorsan eşimi de seçiyorsun. Beni seçince iki kişi seçmiş oluyorsun. Buna dikkat. O zaman şimdi seçimi şöyle yapabiliriz. İki evli çiftin ikisini de seçeriz. Tabii bunlar çift, evli çift. O zaman dört kişi olur. Yanlarında bir tane bekar koyarız. Ya da iki evli çiftten birini seçeriz. Tabii bunlar iki kişi. Yanlarına üç tane bekar koyarız. Ya da evli çiftleri hiç karıştırmayız, oradan hiç seçmeyiz. 7 tane bekardan 5 kişi seçeriz. İhtimallerimiz bunlar. Burası 1 çarpı 7 artı 2 çarpı 35 artı 1 çarpı 21. 70, 91, 98 oldu. ...98 değişik kurabilir misiniz 5 kişilik ekibi? Tüm durum eksi istenmeyen durum. Burada öyle bir durum yok ki. Tüm durum eksi istenmeyen durumluk bir olay yok. Onu nerede kullanırsın? En az bir kız, en az bir erkek dediğinde yaparsın. Burada öyle bir durum yok. İki evli çift dördün dörtlüsü olmaz. İki evli çiftin ikisini de seçerken sıkıntı çıkmaz. Şuraya dördün dörtlüsü yazabilirsin. Ama buraya dördün ikilisi yazamazsın. Buraya dördün ikilisi yazdığında ya birinin eşiyle öbürünün eşini seçtiysen ne olacak?
Şimdi iki tane evli çift var. Bu dört kişi yapar. Demek ki yedi tane de bekar var. Ya iki evli çiftin ikisini de seçeceğiz. Şimdi burası dört kişi. Bir tane de bekar seçeceğiz yanlarına. Ya da iki evli çiftten birini seçeceğiz. Bu iki kişi yanlarına üç tane bekar seçeceğiz. Ya da hiç evli çift almayacağız. Beş tane bekar alacağız. Olay bu. Şu evli çiftleri ikili diye düşüneceksin. Şimdi Ahmet, Ayşe, bunlar çift. Burhan, Berfin, bunlar da çift. Sen kalkıp bu dört kişiden iki kişi seçtim dediğinde ya bu seçtiğin iki kişi Ahmet'le Burhan'sa, o yüzden böyle dördün ikilisi davranamazsın. Anlaşıldı mı Feyza? Çünkü o zaman dördün ikilisi dediğinde dört kişi gibi düşünüp ben buradan iki kişi seçtim dersen bu seçtiğin iki kişi Ahmet'le Burhan da olabilir. Sorun. Evli çiftler ayrılmayacak diyor. O yüzden bunları, bu ikisini bir kişi düşüneceksin. Bu ikisini de bir kişi. Çift düşüneceksin bunları. Evet. 12. sorumuz. Bir düzlemde bulunan çapları farklı 6 çember en çok A noktada, 4 doğru en çok B noktada kesişmekte ise A çarpı B aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bir kere çemberler ya kesişmez, iki çember ya kesişmez ya tek bir noktada kesişir. İki çember ya kesişmez ya tek bir noktada kesişir ya da iki noktada kesişir. Şimdi iki çemberin birbirine göre durumları bu. Ya kesişmezler, ya tek noktada kesişirler ya da iki noktada kesişirler. Demek ki en fazla iki noktada kesişiyorlar. İki çember en fazla iki noktada kesişir. Burayı kısmı anlattık. Ha, bizim elimizde kaç çember var? 6 tane çember var. 6 tane çember var. Ve çemberler en fazla 2 noktada kesişiyor dedik. Çemberleri kesiştirmek için 2 tane çemberin olması lazım elinde. 6 tane çember var. Kesiştirmek için 2 tane çember olması lazım. O yüzden 6 çemberden ikisini seçtim. Ve iki çember en fazla iki noktada kesişiyor çarpı iki dedi. Buradan altının ikilisi 15 çarpı 2 30 oldu. Bu bizim A sayımızdır. Bu bizim A sayımız. Aynı şekilde 4 tane doğru var. 4 tane doğru var. Doğrular da en çok bir noktada kesişir. Tabii yine kesişim için iki tane doğru lazım. Kesişim için iki tane doğru lazım. Dört doğrudan ikisini seçtim ve doğrular en fazla bir noktada kesişiyor. O yüzden çarpı bir dedim. Dördün ikilisi altı çarpı bir, altı oldu. Bu da bizim B sayımız. Adam bize A çarpı B nedir diye sormuş. 30'la da 6'yı çarparsak 180 olur. Otuzla altıyı da çarptığımızda 180 yapar. Unutmuyoruz. Kesişim için iki tane çember lazım. Elimizde altı tane çember var. Kesişim için iki tane çember lazım. Altı çemberden ikisini seçtim. Çemberler en fazla iki noktada kesişir. Çarpı iki dedim. O yüzden 30 buldum. Bu A sayısı. Yine kesişim için 2 tane doğru lazım. 4 tane doğru varmış. 4'ün ikili kombinasyonu. Doğrular en fazla bir noktada kesişir. O yüzden çarpı 1 dedim. Buradan da 6 buldum. Bu da B sayısı. Adam bize A çarpı B nedir demiş. 30'da 6'yı çarptım. 180'dir.
Oldu mu? Bu arada şeyi sorayım. Üçgenler en fazla kaç noktada kesişir? İki üçgen en fazla kaç noktada kesişir? İki üçgen en fazla kaç noktada kesişir? Hasan 3 dedi. Gözde 6 dedi. Fatma 3, Murat 6, Feyza 6, Leman 3, Berkay 3, Emine 3, Hasan 6, Tuğba 4. Evet. Üçgenler en fazla 6 noktada kesişir. Şöyle ters çizeceksiniz. Ters çizeceksiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki üçgen en fazla 6 noktada kesişir. Peki iki dörtgen, dikdörtgen en fazla kaç noktada kesişir? İki dikdörtgen en fazla kaç noktada kesişir? Feyza 8 dedi. Tuğba 8. Emine 4. Orhan 4. Esra 8. Murat 8. Aynı mantık düşünün. Bakın. Bu dikdörtgenin biri. Bu da diğeri. Bak yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nokta. Bunları çapraz yapın. 4 diyenler sanırsam şöyle yapıyor. Şöyle mi yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle. Yok. Şunu uzatıyor. Şöyle yapıyor. 1, 2, 3, 4 diyor. Birbirine dik şekilde değil, çapraz şekilde yapın. Çapraz yapın 8 olur. Çapraz yapın 8 olur. Evet, burada kalalım arkadaşlar. Birazdan vatandaşlık dersi başlayacak. Kaçıncı soruda kaldık? En son 12'yi çözdük. 1, 2, 3, 4. Bir 5 tane sorumuz kaldı. Onu da haftaya bakarız. Ara vatandaşlıktan sonra kaç geçe diğer ders? 15.40'da başlayacak. Vatandaşlık tekrar bakayım.